yapacağım. ne demektir? Taksir, dikkat ve özen yükümlüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. TCKMD 22 bölü 1, taksir, isteyerek yapılan fiillerden meydana gelen ve istenmeyen neticelerden oluşan sorumluluktur. Bir örnek vererek konuyu netleştirelim, diyelim ki yol kenarına açılan çukurun etrafına gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için birisinin düşmesi halinde çukuru açan kişi açısından taksirli sorumluluk meydana gelir. Bir başka örnek vermek gerekirse, inşaat faaliyeti ile ilgili kurallara aykırı hareket edildiği ve gerekli önlemler alınmadığı için birisinin başına inşaat çalışmasının yapıldığı yerden geçerken tuğla düşerek yaralanması halinde yine bir taksirli sorumluluk vardır. TAKSİRİ ne oluşabilmesi için hukuken gerekli bazı unsurlar söz konusudur. Taksir Türk Ceza Kanunu'nda yer alan özel bir kast halidir aslında, taksirin özel olmasının nedeni ceza kanununda geçen belli başlı suçlar üzerinde sadece mümkün olmasıdır, yani bir suçun taksirli işlenmesi için o suçun kanunda taksiri halinin düzenlenmesi gerekmektedir, bu ana husus yanında taksir için gerekli tüm şartları sayarsak şu şekildedir. Kanunda fiilin taksirli halinin cezalandırılacağına dair düzenleme olmalıdır. Taksirli neticeyi meydana getiren hareket irade olmalıdır. Netice öngörülmemiş olmalıdır. Fail hayat düzeni veya meslek kurallarının gerektirdiği dikkat ve özen kurallarına aykırı hareket etmiş olmalıdır. İrade olarak gerçekleştirilen hareket ile netice arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Fail neticeyi istememiş olmalıdır. Taksirli suçta sorumluluk failin kusuruna göre belirlenir. Taksirli suçlarda şahsi cezasızlık sebebi cezai sorumluluğu kaldırır. Avukat saim ICCK -E Aşe Adana avukatlık ve hukuk ofisi.